açılar büyük açılar olarak verilmiş, 90 dereceden büyük açılar olarak. Biz bunları doğrudan doğruya, tabii şu hariç 45 dereceyi bir dik üçgen çizip hesaplayabiliriz. Ya da biliyorsak direkt de ifade edebiliriz. Ama şunları direkt hesaplayamayız. Bunlar 90 dereceden büyük. Bir üçgenin içine yazılamayacak açılar. Şunu yapabiliriz. Dönüşüm uygulayacağız. Sınır noktalarımız 90 derece, 180 derece ya da 360 derece olacak. Bu açılar üzerinden eğer şunları ifade edebilirsek geriye kalanı hesaplayabiliriz. Bir de 270 var, evet. 270. Şunları siliyorum. Şimdi eşittir diyorum. Bunu istersek 180 üzerinden, istersek 270 üzerinden ifade edebiliriz. Ben 180 üzerinden yazacağım. 2 tanjan 180 artı 45'tir o. Toplamları 225 yapacak. Artı diğeri kotanjant 315. Bunu da istersek 360 üzerinden yazabiliriz ya da 270 üzerinden de yazabiliriz. 270 artı 45 diyebiliriz. Toplamları 315 yapacak. Bölüm. Şurası eksi kotanjant 135. Bunu da 90 üzerinden yazalım. Eksi kotanjant 90 artı 45 135 yapacak. Diğeri zaten tanjant 45. Şimdi işareti bölgesi üzerinden bulacağız. Birinci ifadeye bakarsak bu dördüncü bölgeye denk geliyor. Birim çember üzerinde. Şöyle basitçe çizersek şurası 0, 90, 180, 270, burası tekrar 360. 180 ile 270 arasında üçüncü bölgeye denk geliyor. Üçüncü bölgedeki tanjantlarımız pozitiftir. İşaretlerimiz şöyle. Birinci bölgede artı artı, ikinci bölgede eksi artı, üçüncü bölgede eksi eksi, dördüncü bölge artı eksi. Birinciler kosinüsü, ikinciler sinüsü ifade ediyor. Burada hem kosinüs hem sinüs negatif olduğu için üçüncü bölgede tanjant pozitif oluyor. Bölüyoruz. Bölüyoruz çünkü onları. 315, kotanjant 315. Dördüncü bölge işaretler farklı olduğu için negatif. Bu eksili olacak. Şu ifade kotanjant 90 artı 45 ya da buradan da bakalım. 135, ikinci bölge negatif. Tanjant 45, birinci bölge olduğu için zaten pozitif. Şimdi dönüştürmeleri yaparken şu eksenlerden eğer yatay ekseni kullanıyorsak, yani 180 derece ve 360 dereceyi kullanıyorsak herhangi bir değişiklik olmaz. Tanjant yine tanjant olarak kalır. Ama dikey ekseni kullanıyorsak, şu ekseni, bu fonksiyonlar kardeş fonksiyonuna dönüşür. Tanjant, kotanjanta, sinüs varsa kosinüse, kosinüs varsa sinüse dönüşecek. Bizimki 180 derece olduğu için şu yatay eksen herhangi bir değişim söz konusu olmayacak. Şu 180'i kaldırdığımız anda geriye tanjant 45 kalacak. Burada. Yazıyorum onu. Tabii önünde 2 var. 2 tane tanjant 45. Diğeri 270 üzerinden dönüştürüldüğü için kotanjant tanjanta dönüşecek. Bölgesinden dolayı da eksi olacak. Önüne eksi geliyor. Eksi tanjant 45 bölü. Bu da 2 tane eksi var. Bu 2 eksi artıya dönüşecek. Hiç işaret yazmayalım o yüzden. Şu 90'ı attığımız zaman kotanjant tanjanta dönüşecek. Tanjant 45, burası da artı tanjant 45. İki tane tanjant 45'ten bir tane çıkıyor. O zaman bir tane tanjant 45 kalacak. İki tane tanjant 45 toplanıyor. İki tanjant 45. Şunlar sadeleşir. Bizim işlemimizin sonucu 1 bölü 2 olur. Tabii sadeleşmeyebilirdi. Mesela biri tanjant 30, diğeri sinüs 60 falan olabilirdi. Dik üçgen çizip hesaplardık o zaman. Eğer sadeleşmeseydi.